kaynak aslında Allah vermiş. Türkiye'de gün geçtikçe derinleşen ekonomik bir kriz olduğunu fakat iktidarın bu krizi sadece izlediğini, vatandaşların yarasına merhem olacak çözüm önerileri sunamadığını ifade eden milletvekili Tutdere, Türkiye'deki dertlere derman olamayan bir iktidarla karşı karşıyaysak, demokraside en doğru şey sandığı halkın huzuruna getirmek ifadelerini kullanarak iktidarın erken seçim çağrısında bulundu. Yani Türkiye'nin aslında şu anda erken seçime değil hemen seçime ihtiyacı var. Yönetemiyor, duymuyor, gelen eleştirileri görmüyor, halkın feryadına duymayan bir iktidar var. Dolayısıyla madem sorun çözme yeteneğini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız, artık Türkiye'deki sorunlara, Türkiye'deki dertlere derman olamayan bir iktidarla karşı karşıyaysak, demokraside en doğru şey sandığı halkın huzuruna getirmek, halkın hakemliğine başvurmaktır. Eğer halkımız gelen sandıkta yok devam diyorsa zaten saygı duyacağız demokrasinin genelde. Ama yoksa da değiştirecekse de o fırsatı halka vermek lazım. Çünkü gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Türkiye şu anda ciddi anlamda bir siyasi kriz ve ekonomik krizle boğuşuyor. Şu anda dolara, dövize artık fiyat yetişemiyoruz insanlar. Her gün oturduğumuz yerde hepimiz şu anda yoksullaşıyoruz. Türk lirası tarihin dolar karşısında en dibinde seyrediyor, değer kaybediyor. Her gün değer kaybediyor ve Türkiye'nin borçları her gün artıyor. Dolayısıyla bu kötü gidişatı durdurmak için ya tedbir alınacak ya da sandık getirilecek. Türkiye bu sıkıntıdan kurtulacak. Biz hazırız. Biz geçen gün Abant'ta kampımız vardı. Genel başkanımız, milletvekillerimizle birlikte o kampta da bu şeyler masa yatırıldı ve Türkiye'nin kurtuluşunun, Türkiye'nin geleceğinin bir seçimde ve bir iktidar değişikliğinde olduğu gerçeği bütün herkese ifade ediliyor, vatandaşlar tarafından da ifade ediliyor. Bunun mutlaka bu fırsatın halka sunulması lazım. Bu şansın, bu vatandaşın hakkının vatandaşa teslim edilerek sandıkla vatandaşın bir araya getirilmesi lazım diye düşünüyorum ben de. Peki bu enkazı kaldırmak kolay olacak mı? Çünkü ekonomi bakımından gerçekten çok kötü bir yerdeyiz ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi ya da diğer partiler iktidara geldiğinde yapabilecekler mi? B planı var mı? A planı bile geçtim yani artık. Şunu samimiyetle söylerim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi bütün kadrolarıyla Türkiye yönetmeye hazır. Her türlü hazırlığımız var, her türlü planımız var, her türlü programımız var ve biz bu sıkıntıları aşacağımızı söylüyoruz ve halkımız da bunun farkında. Böyle bir imkan var mı? Var. Türkiye çok zengin bir ülke. Türkiye kaynakları gerçekten doğru kullanılsa, adil kullanılsa bütün halka refah sağlayacak kadar imkanı olan bir ülke. Ancak Türkiye'de en büyük sorun adaletsizliklerden kaynaklı, gelir adaletsizliğinden kaynaklı bir sorun var. Yani Türkiye'nin bütün gelirini %10'luk bir kesim çok ciddi bir şekilde kendi arasında pay ediyor ve geriye kalan %90 bu gelirden maalesef nasiplenemiyor, hakkını alamıyor. Yani çalışanlar, emekliler, çiftçiler, öğrenciler, hiç kimse bu milli gelirden hak ettiği payı alamıyor. Şu anda kişi başına düşen gelir 8 dolara falan kadar düştü. Daha önce mesela 14 dolar seviyesindeydi, 12 dolar seviyesindeydi. Burada sistemden kaynaklı bir sorun var ve biz zaten halkımızla birlikte iktidara geldiğimizde ve Türkiye yeniden güçlendirilmiş demokratik bir parlamenter sisteme kavuşturduğumuzda güven meselesini ortadan kaldırdık. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunu hem dışarıda hem içeride bu iktidara ve bu sisteme bir güvensizlik var.